Herkese selamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sesim geliyor mu? Keyifler yerinde mi? Bu Baran ile Bahadır arasında Uzatma Tırıt ile Xarot arasında fantastik nickli 7 handikaplı bir oyun. Beyaz yaklaşarak başlıyor. Siyah çapraz dokundu. Beyaz alt kenara yerleşti. Büyük at ve buraya da yapıştık. Hane ve kesiyor beyaz. Normalde çekilebilir beyaz geriye. Ve mesela bu tarz bir şey olabilir. Ama kesmek de mümkün. Kesmek ne zaman mümkün? Bu uzaksa veya yoksa mümkün. Aynen. Siyahın direkt yapıp da karlı çıkabileceği bir şey yok. Mesela bu taşını geriye çekebilir. O durumda beyaz atari ve geri çektiği ya da bağladı. Yani bağlaması sente mesela yerleşebilir. Oyunda bu tarafa uzamışız. Tamam. Beyaz zıplayıp yapıştı. Siyah atari uzadık. Siyah bir daha atari uzadık. Siyah bu taşı aldı. Beyaz için çok da güzel olmadı sanki. Atari ve yapıştık. Beyaz ne yapabilir? Muhtemelen bölmesi lazım. Atari ve bağladı. Bu taş kopsun. Bu tarafa yapışınca atari çektik, uzadık. O zaman bir daha atari. Siyahın şekli çok güzel oluyor. Bu şekilden sonra artık ancak böyle yapabilir belki de, ama bu da çok yeterli durmuyor. Mümkün. Ama böyle bayağı alçak kaldı. Yapıştı. Ne yapalım? Siyah bölebiliyor mu? Bağlansın mı? Nasıl oynasın? Aynen, siyah bağlansın, beyaza da desin ki ikinci sıradan bağlan, sonra tenik. Siyah çünkü kesemiyor. Kestiğinde beyaz da kesti. Uzasak bile beyaz da düz uzadı. Beyazın 4 nefesi var, siyahın 3 nefesi var. Siyah ölüyor. Oyunda da böyle olmuş. Siyah kesmiş. Beyaz bir daha uzadı. Şimdi eğer bu iki siyah taş ölüyse, o zaman AB değişimi beyaz için iyi olacak. Tekrar atari verdik. Ve kaplan ağzı. Yani beyaz şekil burada bayağı güçlü oldu, değil mi? Ve bir ikiye bölme durumu söz konusu. Buna gerek yok. Siyah direkt bağlanabilir. Aynen. İkiye bölme deyince düzeltiyorlar artık. İçinden geçme lütfen. Yani bu beyaz için biraz güzel oldu. Kaplan ağzı hoş. Beyaz geri çekiliyor. Bu hamle puan olarak küçük. Beyazı öldürecek miyiz? Çok zor. Beyaz tank artı tank. Her yere uçabilir. Siyah taşlar zayıf. O zaman küçük bu hamle. Ne yapsın siyah? Zayıf grubundan devam. Beyaz taşlar üstüne birazcık baskıyı veriyoruz. Beyaz döndü. Atari ve cap. Saldırıyor beyaz. Araya girdik. Keyma. Evet, süper şekil. Tekrar Kasumi araya kafayı soktu. M1 ne zaman olur mu? Siyah için mi?
Yok yok, M1 oyun sonu. Yani beyazın alanını almaya çalışmıyoruz. Beyaz eğer bütün gruba saldırırsa gözü çalmaya henüz gerek yok. Çünkü beyaz buralarda çok fazla gezebileceği yer var. Öldüremeyiz bu beyazı. Henüz göz çalma vakti değil. Şimdilik dışarıyı kapatacağız önce. Önce dışarıdan. Aşağıya küçük yerlere beyaz oynasın, yaşamaya çalışsın. Biz dışarıda güçlenelim. Bu siyah için daha güzel bir sonuç. M1 aynen çok hoş değil. Siyah saldırıyor. Siyahın dışarıya doğru taşa ihtiyacı var. Böyle bir şeye vakti yok o yüzden. Beyazın da bu hamlesi biraz değişik. Yani saldırmaya devam edebilir. Veya bu taraftan zıpladı. Bu beyaz taşların biraz nefesini kapatıyor. Siyah bağladı. Beyaz kesti. Beyaz devam edebilir. Nasıl? Kosumi. Çünkü siyah bu taşı bağlasa bile beyaz yine şeklini koruyabiliyor. Bu vakit harcatıyor beyaza biraz. Siyah. Şimdi M2 geldi. Yani Martı tavuk style. Gerek yok, hala gerek yok. Mesela ittirdik ve dışarıyı kapattık. Beyaz içeride yaşamaya çalışsın. Sente de yaşamasın. Mesela böyle devam edelim. Siyah kuvvetli bu bölgede. Beyaz 2-3 puanla yaşadı. Bu güzel. Rakibin 2-3 puanla yaşamasına çoğu zaman okeyiz. Böyle oynayınca şimdi beyaz dışarı çıkacak. Beyaz yapışmış ve sansan. Atari ve bağlanıyoruz. Siyah kesti. Bu tarafı bağladık. Siyah köşeyi aldı. Yukarı bu taraftan. Yani beyaz sanki bu taraftan devam etmedi. Şimdi şöyle. Beyazın burayı bağlaması sente değil mi? Siyahın köşeyi alması lazım. Beyaz ama bu şekilde de koruyabilir orayı mesela. Yine siyahın köşeye dönmesi lazım. Şimdi bu taş bir tık daha zayıf. Aşağıdan bağlanmaya kalktığı zaman beyaz çok daha fazla sente alacak. Yaşamasına, göz yapmasına fayda sağlayabilir bu. Şu an devamında acı var biraz, aynen. Bakalım. Hani sonra ittiriyor beyaz. O zaman bu değişimi tartışabiliriz galiba. Yanlış yön gibi duruyor biraz. Siyah kaplan ağzı ve beyaz şimdi kesiyor. Hani öldü mü iki taş? İki taşla yapabileceğimiz hareket var mı? Yok gibi. O zaman siyah bu şekilde kullandı sentesini ve bu taşını geri çekiyor. Aslında bir şeyler var. Mesela kestik. Atari. Beyaz yerse tekrar Atari. Bu ko. Beyaz yiyecek mesela, tehdit. Uzarsak o zaman tekrar atarım. Yine ko. Bu standart bir şekil. TCG problemlerinde bulabileceğimiz. Yani ko var. Ko ufak değil.
Ko ufak değilse o zaman bu değişim o Oji'yi öldürüyor. O zaman gerek yokmuş. Hemen oynamayacaksak bile böyle bırakalım. İleride bir gün Ko var orada. Ama hemen de oynayabiliriz sanırım. Çünkü lokal olarak beyazın ölmesi sıkıntı olur. Mesela beyaz aldı ve nasıl oynayalım? Yani mesela buraya oynayabiliriz. Beyaz köşeyi alacaksa bile o zaman başka yere iki hamle yapabiliyoruz. Başka iki hamle de olabilir muhtemelen. Bu aynen bedavadan öldürüyor o Aji'yi. Ve siyah geri çekiyor. J7. J7 mümkün olmakla beraber eksi puan. Yani tehdit ama J8 de eksi puan. Nasıl eksi puan J8? Daha çok taş öldürmedi. Şöyle eksi puan. Mesela siyahın hanesinin gücünü azaltıyor. Beyaz kapattığında siyahın kapatması yine sente. Bunları siliyor. Yani lokal olarak kötü değişim siyah için. Ama kullanılabilir kova tehdidi olarak. Bir eksiği kabul ederek başladığımızın farkında olursak. Siyahın bu hamlesine ne diyorsunuz? Küçük küçük. İkinci sıra. Beyaz cevap vermiş mi? Ve siyah bağladı. Beyaz tenik. Yani siyah fırsatını bulmuş. Mesela şu an tenik yapabilir artık. Beyaz buradan zaten kesemiyor. Hadi ko çıkartabilir. Ha, bu ko şu an atar imsi ama. Yani en fazla alacağı 5 puan, 6 puan değil mi? 7-8 olsun, 10 olsun fark etmez. 10 puan gote yaşayan gruplar arasında çok bir şey değil. Böyle bir tenik kocaman olur. Siyah bağlamış ve beyaz tenik. Tenikiyi kapmak güzel. Özellikle handikaplı oyunlarda. Pincer köşeye girdik. Genelde yaklaştık. Arkada taş varsa o zaman çapraz dokunup devam edebiliriz. Beyaz taşlar yerleşmekte sıkıntı yaşayacak. Beyazı güçlü olduğumuz tarafa doğru ittiriyoruz. Bu yöne git diyoruz beyaza ve bu sırada üst tarafta alan yapıyoruz. Daha doğal olan akış bu. Böyle oynadığımız zaman R17 oynuyorlar bakıyorum. Tamam müthiş. O zaman bölüyoruz. Artık ikisinden biri kesin ölecek. Değil mi? İkisini birden yaşatmak çok zor. Mesela pip ittiriyor. Burada standart Joseki'mizi oynayalım. Zor bayağı beyazın işi. Burada yaşamaya çalışacak. Bu sırada bu grupta sıkıntıya düşecek. Bunun da yaşaması lazım. Bu sefer sol üst kocaman olmaya başladı. Yani siyahın böyle bir akışla devam etmesi lazım. Bu çapraz dokunmadan sonra kare taşlar yerleşmeden beyazın tekrar sansan yapmak kolay değil. Siyahın işine geliyor genelde. Beyaz köşeyi çalsa bile siyah artık beyaz iki taşa daha da güçlü saldırabilecek ve o kaybını karşılıyor genelde. Bu pincer beyaz köşeye girecek o zaman. Kafası rahat biraz daha. Yukarı ittiriyor. Kestik, bağladı, uzadık. Bu olabilir ama standart Joseki'miz şöyle. Beyaz ittirdiği zaman siyah hemen dalıp beyaz köşeyi alırsa tekrar kesti. İki taşın kafasına basarak hani Atari ve şu an mesela bu tarafı koruyabilir. Bu biraz daha güçlü siyah için. Siyah mesela başka şeyler de yapabilir. Bu noktada taşını geri çeksin. Şu an etrafta çok güçlü. O yüzden bu savaş siyah için karlı olacak.
Beyazın zayıflığını çok kullanmamış oluyor bu şekilde. Beyaz güçlü bir şekilde bağladı, mutlu ama siyahın da şekli güzel dışarıda, büyük sıkıntı değil. Ve Peep. Evet, bu Peep'e nasıl cevap verelim? Vital Point. Nasıl bağlayalım? Mesela böyle mi bağlayalım? Aynen, biraz gıcık. Nasıl davranacağız bu Peep'e? Aday hamleleri işaretliyoruz. O 17 dendi. N 16 dendi. Q 17. Aynen, bu mantıklı bir bakış açısı. Şimdi kesilecek olan taşlara bakıyoruz. Bu ikisi ayrılacak. Hangisi daha zayıf? Kare olan taşların başı daha çok belaya girer kesildiğinde. O zaman kare olan taşlara destek olalım diyebiliriz. R18 mümkün. Mesela hane yaptık. Beyaz kapattı. Kaplan ağzı. Beyazın yani kesecek çok vakti yok. Mesela hane ve bu tarafa gittik. Bu beyaz taşları da rahat değil. Sağ taraftaki beyaz taşlar da çok rahat değil. Bu siyah için güzel bir savaş olur. Hane mümkün ya da aynı mantıkla direkt kosumya olabilir. Mesela beyaz direkt keserse yine direkt hane ile devam edebiliriz ama hatta biraz şöyle zorlayabiliriz sanırım, bakalım. Şimdi hani galiba öldü beyaz. Biraz şekiller ince. Ama bir şey çıkartabilir miyim? 3 nefesi var beyazın. Döndüğünde net tehdidi. Şimdi siyah cevap verirse net olur. Siyah cevap vermeyip aldı. O zaman kurtuluyor. Ama köşe ölüyor bu sefer de. Zor beyazın kesmesi. Yapışmak olabilir. Beyaz hane yaptı. Mesela aynı yere. Burası güzel nokta. Beyaz hala kesemiyor. Beyaz atari çekerse bağlamak zorunda bile değiliz. Mesela hani yaptık. Beyaz hala kesemiyor. Oh, çok güzel şekil. Siyah direnecek. Siyah oyunda nasıl oynamış? Buraya yapışmış. Aynen, güzel. Yapabileceğiniz en kötü şey böyle bağlamak olur muhtemelen. Bunun dışında bu taraftan yapışmak, bu taraftan yapışmak. Kosumi, hane mümkün. Oyunda siyah buradan yapışmış. Beyaz hane yapınca düz inmiş. Düz inmek birazcık kötü şekil. Kaplan ağzı daha güzel. Düz indik. Beyaz bağladı. Siyah da bağladı. Şimdi çikinleşiyor siyahın şekli. Burada boş üçgen. Burada ikinci boş üçgen. Beyaz ileride hane yaptığında üçüncü boş üçgen. Biraz kötü şekil. Son bağlamayı yapmayıp ne yapabiliriz? Mesela hane ve bağladık. Beyaz keserse hala kolay olmayacak. Hane, atari ittirdik. Beyazın atarisi var, büyük kabul. Ama hane yapsa bile öldürebilir mi? Siyah zaten yaşıyor. Nasıl yaşasın? Mesela böyle yaşasın. Gibi bir şeyler olabilir. Bağlamak acı verici. Şimdi beyaz üste yerleşti.
Bölerim diyor beyazı. Beyaz bağlandı. Yani mesela böyle bir hamle daha normal olabilir. Ya da köşeye hane büyük. Bu hane neden büyük? Beyaz oynadığında siyah boş üçgen yapmak zorunda kalıyor. Siyah ittirdi. Ama dışarı çıkmaya çalışıyor. Kapattık önünü. Yani mesela dalsa siyah. Ve kestik. Sol taraf açısından çok büyük. Siyah kapatmış oyunda. Beyaz araya giriyor. Atari bağladık. Koruduk. Şimdi dönüp beyaz koruduk. Tamam. Siyah şimari. Beyaz hane. Hane. İttiriyoruz. Kestik Atari ile Atari siyah bağladı. Şimdi nereyi koruyacağız? Beyaz nereyi bağlasın? Siyah etrafta çok güçlü. Beyaz en karlı şekilde nereyi bağlasın? M9, L9 gibi bakıyorum. M9, L9. Kaplan ağzı güzel. Bu şekilde bağlamak yine kesebilir ya. Değil mi? Tutamıyoruz bunu. Net oluyor mu? Olmuyor. Nasıl ölüyor? B9. Ha, tekrar bağlayarak. Sente kapattık. Aynen. Mesela siyah kesti, şimdi hala burada kesme duruyor. Yani beyaz siyah kendi grubunu koruduğunda beyazın bir hamle daha yapması gerekirse kötü olur. Siyah direkt kesemiyor olabilir o zaman. Ama emin değilim. O nefes yarışını saymak lazım. Siyahın 5 nefesi var. Merak ettim. Bir saniye bakacağım. N2 de sentez siyah için aynen. Buna nasıl cevap vereceğiz? Böyle verirsek kovayı almak da sente. Aynen böyle bırakalım. O zaman siyahın 6 nefesi oldu. Ve döndü mesela. Bu nefes yarışı biraz zor. Bununla uğraşmayalım ama... Nasıl oynayacağız? Öyle olursa olmaz. Beyazın çok artıyor nefesi. Siyah hane yaparsa da biraz parçalanacak. Garip garip. Neyse. Önemli değil. Siyah korusun. Beyaz böyle bağlarsa siyah önce bir korusun, sonra tehdidi duruyor hala. Oyunda beyaz burayı bağlamış.
Buna ne diyorsunuz? Şimdi kesince siyah. Yine orayı ki öldürmekle alakalı. Bakalım neler olmuş. Bağladık. Bu arada siyah bu sefer güzel oynadı. Demin biz nasıl yapmıştık ya? Oynayınca beyaza koruttuk. Ha, bu Atari Sente. Ve bu tarafı kapatırsak daha da hızlı ölecek. Ha, beyazın şekli sıkıntılıymış. Ben bu Atari'nin konuyla alakalı olduğunu kaçırdım. Beyaz dertli. Beyazın 4 nefesi var, siyahın da 4 nefesi var ama siyahın kovuyu alması sente. Beyaz zıpladı. Oo. Kestik. Aa, siyah biraz ince davranıyor. Bunu yapabiliyor muyuz? Atari. Aa, şimdi yiyemiyor beyaz. Şu an bir dakika Atari. Aa, böyle beyaz dağılıyor. Beyaz mesela hani ve sonra atarım. Böyle mahvettik galiba. Şimdi nasıl olacak? Atari çekemiyor bu sefer siyah. Bu taşı da kaçamaz. O zaman dönmek zorunda. Beyaz da 7. Hatta tamam yesin. Ya da düz mü uzasın? J10 ve yedik. Beyaz çıkabilir gibi duruyor. Eğer J10 yapmadan da çıkıyorsa yapmasak daha iyi olabilir. Çıkacak beyaz. Beyaz çıkarsa o zaman aşağısı devasa ölü. Bu kesme olmamış sanırım. Kandırmış siyah. Bu güzel atari. Beyaz yiyemiyor yoksa hepsi gider. Wow. Aynen güzel baya. Beyazın kesmeden önce hani yapması lazım. Şimdi keserse çalışıyor. Aynen. Yedik. Beyaz kesti. Siyah yedi. Beyaz yedi. Aynen. Siyah çok büyük olmuş. Bakayım. Aynen.
Oo, fantastik hamle geldi. Yeni öldüm, buraları mahvedeceğim hamlesi. Yani siyahtan güzel cevap. Bu şey gibi olmuş. Normalde beyaz böyle oynadığı zaman siyah kafa attığında beyaz bu tarafa çekiyor genelde. Bu tarafa çekerse yaşaması çok kolay değil lokal olarak. Yani lokal olarak yaşayamıyor daha doğrusu. Bu L artı bir şekli. Bu o şekle dönmüş. Bakalım ne oldu. Ha, böyle kusur. Yani daha da sıkıştırabilirsin ya. Yapıştık. Bunu bağlatıyoruz. Beyaz uzadı. İttirdik. Hani şimdi ittirince beyaz 3. sıraya çıkıyor ve çok güzel kocaman alan yapıyor. Mesela nasıl oynayalım? Kapatalım burayı. Ya da böyle. Böyle alan yaptırmaya gerek yok. Taş yedirmeler çeşitli. Hı? Bu da mümkün. Ha ne? Çok büyük. Sente. Ama yetiyor siyah her türlü sanırım. Yani burada terk ediyor beyaz. Şöyle bir baştan bakalım. Kestiğinde siyah için bu şekilde geri çekmek daha standart bir cevap. Taşları daha birlikte çalışıyor. Beyazın aşağıdaki taşı yalnız bırakıyor iyice. Yani bu kolay olmamış beyaz. Beyaz böyle bilir direkt. Siyah sol tarafa gittiyse atarıyı bağladık. Siyah taş yalnız. Burada da siyah bağlayacak, beyaza bağlan diyecek ve tehlike yapacak. Böyle beyazın şekli bayağı güçlü. Siyah koptu ve bu oyun son hamlesi. Şimdilik aktif bir savaş var burada. Devam. Direkt bağlanalım. Güzel hamle yok gibi orada. İkinci sıra hamleleri daha sonra. Yani emin miyiz beyazı öldüreceğimizden? Kolay değil öldürmek beyazı. Neden kolay değil? Çünkü siyah da güçlü değil. Beyaz bu taraflardan yukarı çıkmaya başladığında siyah da tehlikeye girecek. Full saldıramayacağız o yüzden. O yüzden önce kendi zayıf grubumuzu güçlendirip beyazı hapsediyoruz. Beyaz yaşamaya çalışan hamleler yapsın. Biz dışarıda güçlenelim. Devam. Zaten handikaplar sayesinde alan da oluyor. Sonunda beyaz ittirip çıkacaksa buradan o zaman AB değişimi sorgulanabilir. Siyah daha güçlü şekil yaptırıyor. Mesela geri aldım. Eğer burası böyle olacaksa
Beyaz için bu ittirme güzel şekil değil. Siyah direkt kaplan ağzı veriyor. İttirmeyi cevaplarsa keserim. Anladım anladım. Aynen buradaki kovuyu görmüş olduk. Bu yüzden Ajikeş için. Yine ikinci sıra. Gerek yok. Beyazın direkt cevap vermesine gerek yok bu arada. Yani siyah yese bile kaç puan bu? 10 puan de. Beyaz çok daha hızlı davranabilir. Şu an en azından siyah tenüki. Sadece puan orası. Genelde arkada güçlüysek bu şekilde saldırıyoruz. Pp böyle bağlamak olabilecek en kötüsü. O yüzden nasıl bakıyoruz? Kesilecek olan taşlar, üçgenler ve kareler hangisi daha zayıf? Kareler daha zayıf. O zaman karelere yardım edecek şekilde. Double boş üçgen güzel olmuyor. Burada da düz aşağı inmek yerine mesela Kosumi iki tarafa da hane yapmayı tehdit ediyor. Yani bu taraftan bağlamak daha normal. Dere çekerse de. Atari çekerse ha, yine hane yapabiliriz mesela. Hane köşeyi iyice geriyor ve hala kesemiyor. Yok bağlamaya gerek yok aynı. Bağlamak kötü şekil. Yani düşünülebilir belki ama şu an hane çok tatlı. Beyaz ne yapacak? Bir hamle yapmazsa ölecek beyaz. Köşede. Hala da kesemiyorsa mesela 7 Atari korursa beyaz ölür köşede. O yüzden yine dönmesi gerekecek. Sonra mesela devam. Bu da hatta sen de mi? Sonra atak. Yani müthiş değil siyahın şekli. Ama beyaz da 2-3 puanla yaşadı ve zayıf grubu var. Ve bariz bir zayıflığı da yok siyahın gördüğüm kadarıyla. Bu sente bu tarz bir atak devam edecek. Beyaz yani çok güzel durumda değil. Direkt kaçmaz bile o yüzden belki. Geri dönüyoruz. Atari yani bağlasak da olur bu arada. Beyaz bağlayınca şimdi bağlamayız. Yine hani. Ve mesela hatta kesmekle bu taşı almak mı iyi deyip pincer. Bağlamak zorundayız. Falan.
Yani bu tarafı bağlamak bayağı cesur. Yani bu tarafı bağlamak şunu diyor, oyun birazdan bitecek. Kim için bitecek belli olmaz ama birazdan bitecek yani. Çünkü bu kesmeden sonra eğer beyaz ölürse o zaman artık acayip devasa. Beyaz ölmezse o zaman daha da devasa siyahınki. Siyah mesela farklı ne yapabilir? Şu an burada bazı ajiler var. Bu ajileri mesela şu an Atari çekti, tamam. Ne fayda sağladı tam olarak? Sonra yine geri buraya döndük. Nefes kapatmaya başlıyoruz. Mesela siyahın bu da sente. Beyaz taşları alırım diyor. Beyaz cevap verecek. O zaman daha sıkı kapatabiliriz. Bu taş burada olmak yerine burada. Şimdi daha da öldü gibi beyaz. Bu taraftan kullanmak çok bir işe yaramıyor. Hatta Atari'yi sonra uzadık. Ya aynısı oldu. Tamam. Burada iki tarafın da işi zor. Yani oturup bakarsak daha çok şey buluruz muhtemelen. Bu geri dönüş. Siyahın sente diye. Ama yetmiyor. Kaçmaya devam ediyor. Siyah içeri attı. Siyahın 5 nefesi var. Oynanabilir. Mesela ne oynanabilir? Q9'dan zaten dışarı çıkamıyor değil mi? Orada çok aji yok. O yüzden bu tarafı kapatsak daha iyi olabilir. M10 da mümkün. Ama işte yine olay şeye dönüyor. M10 oynamak isteriz çok. Ama biraz zayıflıklar var değil mi? O yüzden siyah sentesini bu yönde değil de bu yönde kullanmış olsaydı o zaman rahatlıkla oynardık. Siyah buraya oynadığında da beyazın yine koruması gerekecek. Bu zaman şimdi rahatlıkla M10 oynayabiliriz. Şu an oynarsak belki sıkıntı olabilir. Bakalım. Yetmez gibi beyazım. N10'un M10'a göre. Yani baya karışık. Söylemek çok zor. Farklı şeyler olacak. Çoğunda beyaz ölür diye tahmin ediyorum. Beyazın 4 nefesi var şu an. Siyahın 5, bir de tam 5 de değil. Ko Bu 5. En son alması lazım. Ama bu taraf daha iyi genel olarak. Çünkü buradan hiç aji yok. Kesmeyi diğer taraftan yapsak. L8 yerine. Bu da sente. Ha, beyaz böyle koruyamaz ya.
Yani böyle çok daha hızlı öldürebiliriz. Değil mi? Beyaz direkt çıkamıyor zaten. Zıplayamaz. Böyle falan çıkacak. Hane bile yaparız. Böyle bayağı hızlı ölecek. Buradan kesiyorsak da bunun sente olduğunu fark edersek çok bir şey değişmiyor sanırım. Bu da neredeyse öldü. Bu hamle. Wow. Siyah düz gitse beyazın şu an 1-2-3 nefesi var. Mesela sentelerini oynatalım beyaza. Kaç nefesi var beyazın? Çok yok. Ama burada kova var. Bağlarsak şu an öldük aynen. Bağlamazsak da mesela tehdit. Bayağı karışık ya. Bu da kurtarmaz. Siyahın oynaması lazım. Beyaz geri alacak. Yetmiyor olduğunu sanmıyorum aslında. Bakalım. Buradan ittirmek nefes kazandırmıyor. Geri döndük. Siyah herhangi bir noktada aldığında beyazın mesela tehdit yaptı, geri aldı. Siyah oynadı, beyaz nefes kapattı. Siyah oynadı, beyaz tehdit. Yani nefes yarışı boyunca oynayacak bunu siyah. Eğer bir yerde bağlarsa beyaz, o zaman siyah nefes kazandı. Şimdi öldürebiliyor. En baştan başlatalım biz bu koyu. Niye sona sakladık ki? Siyah uzadı mesela. Beyaz bağlayarak başlarsa yine yetişemiyor. Aynen, beyazın koyu da kazanarak nefes yarışını kazanması lazım şu an öldürmek için. Ama her hamlede alacak siyah. Beyaz tehdit yapınca cevap verecek. Sonra nefes kapattı. Beyaz koyu bağlarsa ölür. O yüzden nefes kapatmak zorunda. Siyah koyu alacak her şeyden önce yine. Beyaz tehdit. Yani kendi nefesini de azaltmaması lazım. Beyaz bağlarsa yine ölür. Şu an falan diyorsun değil mi? Aynen. Yani siyahın koyu alması sente her türlü. Şu anda da mesela beyaz bağlarsa hala siyahın koyu alması sente. Beyaz bağlamasın, geri döndü, yine siyahın koyu alması sente. Yani bu siyahın hakkı bu nefes. Ya da temin dediğimiz gibi beyazın hem nefes yarışını hem koyu kazanması lazım. O da mümkün değil çok. Neredeydi o varyasyon? Düz gittik mesela. Atari bağladı. Bağladık. Şu an geri döndüğünde Atari bağlarsa ölüyor beyaz. Yetişemiyor.
Beyaz yani kov tehdidi geri aldı. Siyah nefes kapattı. Beyaz nefes kapattı. Siyah kovayı alıyor. Beyaz böyle tehdit yaparsa nefes kaybeder. Bu tarafa gitti. Atari çekti. Geri aldı beyaz. Atari siyah yine kovayı aldı. Beyazın bitti şu an tehdidi. İçeri atsın hadi. Ama işte atamıyor çünkü nefes kaybettirir. Bu sefer ölür direkt. Tehdit yok değil mi şu an beyaz için? Lokal olmak zorunda. Başka hiçbir şey kurtarmaz. Bağlarsa da ölür. Bağlamazsa da siyah bu hamleyle öldürecek burayı da. Game over artık aynı. Sağ... Bir dakika, bir şey etkiliyor mu? Bir şey etkili... Ha. Ya bu sefer aynen beyaz, siyah kovayı kazandıktan sonra bütün köşeyi öldürmek için bir kova daha başlatabiliyor değil mi? Aynen fantastik. Bu oyun kaç puanla bitiyor? 30 puan falan. Yani şunu söyleyebilirim. Kendi handikaplı oyunlu tecrübelerimden. Şimdi burada siyah bu kadar öldürmesine rağmen 30 puanla bitmiş, değil mi? O zaman genelde beyazın bu kadar sert davranmasına gerek yok. Mesela koruduk. Siyah kesti. Oyuna devam edeceğiz nazik nazik. Toplaya toplaya yavaş yavaş. Direkt öldürmeye gerek yok. Adım adım alarak handikaplı oyunları kazanmak daha mümkün oluyor genelde. Çünkü sert olayların sonunda aji çok azalıyor ya. Bir taraf ölüyor ve bir taraf tank alıyor. Ajinin azalması handikap veren taraf için dezavantajlı. Tahtada değiştirecek şey azalıyor. Ama aji azalmasın, gruplar tam oturmasın, alanlar tam belli olmasın. O zaman beyaz hala yerlere girip yavaş yavaş kaza kaza puan toplayabilir. Tabii ki buyurun efendim. G16 yaklaşınca. Uzak yaklaşıyor. Bir boşlukta zıplayarak devam. Ya da C14 de olur aynı. Bu taşın anlamı şu. Beyaz şimdi böyle yaklaşırsa o zaman şimdi bu taş böyle bir kenara yakın duruyor. O yüzden başka yere oynadığı zaman beyaz bu taş başına daha sert bela olacak. Ama böyle oynadığı zaman beyaz, şimdi beyaz tenik yapsa bile siyahın bu taşa saldırması birazcık daha zor. Daha ferah beyazın etrafı. Beyaz daha hızlı olabilmek için bunu oynuyor yani. Daha kafası rahat bir şekilde tenik yapabilmek için. Siyah normal koruyabilir aynen. Beyazın bu taşı mesela köşeye girmesini de zorlaştırıyor. Köşeye girdiği zaman bu taş daha sıkıntılarda kalacak. Şimdi biraz anlamsız duruyor bu taş. Trik hamle değil de daha yumuşak hamle diyeyim. Daha light. Light ne? Daha hafif hamle böyle. Dokunuyor oraya ve terk ediyor mekanı. Aynen.
Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurunuz. Verdiğim. Beyaz kesti. Beyaz kestiğinde siyah aşağı uzuyor. Beyaz Atari. Beyaz eğer bu yönde giderse o zaman ölür komple. Beyazın bir şey yapabilmesi için şu anda ne yapması lazım? Haneden sonra siyah iki taşı aldı. Beyaz kesebiliyor. Ve merdiven var. Hatta şu an net de mi var? Net yok. Aşağısı var. Tamam. Yani merdiven var. Merdiven eğer varsa siyah dağılır aynen. Bu merdivenin siyaha çalışıyor olması lazım. Siyahın bu hamleyi yapabilmesi için. Kitap bilgisi bu. Siyahın bu hamleyi yapabilmesi için bu merdivenin siyah çalışıyor olması lazım. Merdiven varsa bağlaman lazım. Bu hamle çalışmıyor demek. En başta Q3 oynasa. Böyle mi? Ve sonra oynayalım diyorsun. Yani değişik. Mesela beyaz keserse o zaman döneceğiz. Beyaz Atari bağladık. Siyaha iyi mi? Pek bir olayı yok sanki. Beyaz köşede de yaşadı. Siyahın şekli bir garip. Kime beğenmedin? Siyaha değil mi? Direkt bağlarsak dezavantajı ne? Şöyle, beyaz bu hamleyi oynuyorsa beyazın büyük ihtimalle burada taşı var. Ve biz bağladığımız zaman o da aşağıdan bağlanacak. Siyah bu varyasyondan kaçınmak için dokunuyor. Eğer bu tarafta taşı yoksa beyazın, o zaman kaygısızca bağlayabiliriz. Çünkü beyaz böyle sürünecek demek ki. Sürünsün o zaman. Konu derinleşiyor, bakalım. Burada taş varken böyle oynadık. Beyaz kesti, beyaz döndü. Atari bağladık. Yukarı çıktı. Yani siyah daha da zayıf olmadı mı? Yani burada taş varken siyah daha da şimdi
Kaçan grup oldu dünümüz. O zaman bir 10 dakika ara veriyoruz ve 9-10 geçe Gökhan'ın oyunuyla devam ediyoruz. Teşekkürler arkadaşlar.